Merhabalar Business Channel Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Ve yanımda benim için çok değerli bir konuğum var. Efendim öncelikle mukaddes başta zaten biliyorsunuzdur Business Channel Türk ekranlarında sizlerle buluşuyor. Ve bugün benim için yine değerli olan bir konuğumuz var. Kızı efendim Seda Başlı bugün konuğumuz. Kendisinin 10 parmağında 10 marifet var. Ve üstelik çok da genç. Diyeceksiniz ki elbette ben de diyeceğim birazdan. Bu kadar şeyi nasıl aynı anda yapabiliyorsunuz diye. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Ve ardından da çok çok konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür Nasılsınız bu ederim. arada? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Hep Mukaddes Hanım'ı ağırlıyorduk. Konuklarını ağırlıyorduk. Bugün kısmet oldu. Kızını programımızda ağırlamak elbette. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim. Teşekkür ederim. Benim için de büyük bir şans oldu sizlerle tanışmak. Çok keyifli, çok benim için özel oldu. Teşekkür ediyorum öncelikle. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Şimdi ben tanıtacağım seni. Ama o kadar çok var ki hangi birini aklımda tutayım diyorum ben. Öncelikle meslektaş olduğumuz için oradan aklımda kaldı. Halkla ilişkiler uzmanıyız. Evet. Doktora yapıyoruz bunun yanı sıra. Evet. Makyözüz. Bakacağım hemen kopya çekeceğim. Güzellik uzmanıyız, eczacıyız. Anneniz de geliyor artık değil mi? Anne mesleğe gelmiş yani. Homeopatız. Var da var. Nasıl, hangi birine yetişiyorsun bunları yaparken? Şimdi benim öncelikle asıl mesleğim eczacıyım. Annemden ayrı, babamdan ayrı bir eczanem var. Toplamda 3 eczacıyız, 3 eczanemiz Ay ne var. kadar güzel. Vaktimin çoğu eczanede geçiyor tabii. Denizli tarafında mıyız? Denizli'deyiz. Üçümüz de Denizli'de eczacıyız. Ne kadar güzel. Onun dışında doktorayı İzmir'de Ege Üniversitesi'nde sürdürüyorum şu an. Önümüzdeki sene inşallah doktor eczacı olarak eczacılığıma Süper. devam edeceğim. Onun dışında halkla ilişkiler uzmanlığını eczane için aldım aslında yine. Hani hastalara danışmanlık rolüm, bilgi verme rolüm daha kaliteli olsun diye aslında Süper. yaptığım bir şey. Yine güzellik uzmanlığı, estetisyenlik ve makyözlük de eczanede kullandığım mesleklerden. Yani ayrıca bir makyözlük, dışarıda profesyonel makyözlük yapmıyorum ama eczane içindeki müşterilerime danışmanlık rolünde makyözlük yapıyorum. Şimdi Seda ile biz aynı burçtanız. İkizler burcuymuş. Sordum hemen. Evet, 92'liyim. Ay maşallah. Dedim kan çekti. Yani bizde bir ikizler burçlarında vardır fazla konuşmak. Konuşkanlık. Bir de bizde öyle şey vardır ki birden fazla iş yaparız. Yorulmayız da. Yani evin içinde bir şey yaparken başka şey dahi de yapabiliriz ve bitiririz onu biz. O yüzden bu sanırım bizim burcumuzdan gelen özellikler. Yerimizde duramamak, kıpırdamamak devamlı. Doymuyorsunuz değil bir şeyler öğrenmeye. Doymuyorum valla. Yani şimdi 25 yaşındayım ama yani herhalde bir 65-70 yaşına gelsem de daha bir şeyler katmaya devam ediyor olurum bence. Seviyorum çünkü. Dört dil var bu arada. Dört dil var. Evet, ben şimdi öğrenim hayatıma Denizli'de devam ettikten sonra liseyi Denizli'de bitirdim. Robert Koleji'ni kazandım bu arada ancak liseyi Denizli'de okumanın, ailemin yanında okumanın bana daha çok şey katabileceği düşüncesiyle Denizli'de devam ettim. İstanbul Robert Koleji'ne gitmedim. Daha sonra Hacettepe Eczacılık Fakültesini bitirip yüksek lisans yapmadan direkt doktoraya başladım. Doktoram devam ederken ders dönemini bitirdikten sonra eczanemi açtım. Şu an doktora devam ediyor. Ona çünkü çok emek verdim. Hem hocalarım, hem ben, hem ailem çok fedakarlıklar gösterdik. O unvanını almayı hala çok istiyorum. Akademisyenlik yapmayacağım ama eczanemde kullanabileceğim güzel bir unvan olacak o. Onun dışında şu an eczane eczacılığı yapıyorum. Yani 25 yaşa nasıl sığdırdım bilmiyorum bütün bunları ama mesela Kenardan neler gelecek? yabancı dil öğrenmeye 4 yaşında başladım. Yani okuma yazma Süper. bilmiyorken İngilizce konuşmayı biliyordum. Ana dilim gibi İngilizce Oh, konuşuyordum. süper. Daha sonra Fransa'da, Paris'te, Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca öğrendim. Daha sonra bir yıl İtalya'da kaldım. Eczacılık eğitimim boyunca aslında bir yıl. Eczacılık eğitimimin bir yılını İtalya'da aldım. Bu süreçte sınavlarım İtalyanca olduğu için hem yazılı hem sözlü İtalyanca sınavlara girmek zorunda olduğum için İtalyanca'yı orada pekiştirdim, öğrendim. Bir de Almancam var. Almancayı da lisede zaman zaman kurslara gittim. Yani öyle 1-2 yıllık bir Almanca geçmişim de Olsun. var. Almanca dışında İtalyanca, Fransızca ve İngilizcem ana dilim kadar var. Maşallah diyelim. Öyle öğrenmeye doyamadım. İspanyolca da planlarım arasında Öyle var. mi? Daha neler var peki? Daha neler var? Çok şey yaptım aslında ben. Hayatımda çok büyük yer kaplayan piyano var. Yine 4-5 yaşından beri piyano çalıyorum. Çok konser verdim Türkiye'de, yurt dışında, Denizli'de, Antalya'da, aklınıza gelebilecek birçok şehirde Ne festivallere, kadar konserlere güzel. katıldım. Piyano kalbimde çok özel bir yere sahip. Yani ömür boyu da bırakabileceğim bir şey değil.
Onun dışında gitar çalıyorum. Piyano kadar özel değil benim için itiraf etmek gerekirse ama hani keyifli olarak keyif aldığım klasik gitar çalıyorum. Daha çok sosyal ortamlarda değil de klasik gitar çalmayı da severim. Tenis oynarım, yüzmeye gidiyorum. Masa tenisinden ve yüzmeden lisanslı sporcuyum aynı Ay zamanda. maşallah. Dans etmeyi çok severim. Tango hayatımda çok önemli, özel bir yere sahip. Yani her hafta tango yapıyorum. Kendi milongalara çok giderim. Yani o Denizli şartlarında çok iyi bir yerdeyiz. Hocalarımız bunu çok iyi yere taşıdılar. Tango yapıyorum, salsa yapıyorum. Daha olsa flamenkoya falan da gideceğim ama henüz açılmadı. Çok Yani tam böyle... ikizler burcusunuz. Evet, çok dolu dolu yaşamayı Dolu dolu. seviyorum. Benim için hepsi ayrı konum, ayrı özelliği, ayrı öneme sahip. Benim için de yapın lütfen yani. Evet. Yetişemiyoruz, zamanımız olmuyor. Ne kadar şanslılardansınız gerçekten. Aslında hayatta her ne yapıyorsak severek, mutlu olarak, Evet. neredeyse hangi konumdaysak o şartlarda aslında mutlu olabilmek gerekiyor. Sizler belki hani şimdi eczane deriz, bir ortamımız vardır, bir odamız vardır, bir alanımız vardır ama siz o alanda gerçekten çok geniş kitlelere yayılmışsınız ve siz aslında o enerjiyi, mutluluğu verdiğiniz zaman genelde hani dışarıdan gelen müşteriler çok demeyeyim ama danışanlarınız diyeyim. Aslında bir eczane bir aile kavramı oluyor o anda. Küçük çapta gelip sizlere danışabiliyorlar, bilgi sahibi olabiliyorlar. Sizin enerjiniz aslında onlara çok geçiyordur. Çünkü o küçücük yerde, hani küçük dediğim belli bir alanda, eczane alanında çok şeyler kattığınızı düşünüyorum bu enerjinizle. Evet, kesinlikle katılıyorum. Benim için eczane şu yönde çok kıymetli. Biz ekip olarak çok iyi bir ekibiz. Hepimiz çok güler yüzlüyüz. Hepimiz işimizi çok seviyoruz. Bence dediğiniz gibi hayatta en önemli şeylerden biri ne iş yaptığınız ya da nerede olduğunuz değil, mutlu olmanız. Ben yurt dışında da yaşadım. Türkiye'ye dönmeyi açıkçası çok düşünmemiştim. Ama ben Türkiye'de doğdum, Türkiye'de eğitim aldım. Bir vatansever olarak bütün bunları Türkiye'ye sunmak ve Türkiye'de katkı sağlamak benim için çok daha kıymetli, çok daha değerli. Dolayısıyla ben şu an eczacılık yapmaktan, Denizli'de olmaktan çok mutluyum. Bence insanların önem verdiği şey bu olmalı. Yani kimi ailelerde baskılar oluyor, şunu oku, bunu oku, şunu yap, bunu yap gibi. Kendi tercihleri tabii ki, kendi takdirleri ama bence insanın mutlu olması çok önemli. Biz ekip olarak eczanede buna çok özen gösteriyoruz. Çünkü neticede hasta insanlar bize geliyorlar, danışıyorlar. Ya yakını, ya kendisi, ya çocuğu bir şekilde hasta ve sizden aslında bir an önce ilacını alıp gitmek ister. Bizim eczanede şu çok güzel bir şey. Hepimiz çok güler yüzlü, pozitif, enerjik, mutlu olduğumuz için bizim eczanede inanın artık hastalarımız arkadaşlarımız oldu. Ahbabımız oldu. Bu benim için çok keyifli. Zaten hiçbir başarı zorla olmuyor. Hiçbir başarı tesadüf değil. Ekibiniz kadar başarılısınız. Ben ekipte, eczanede buna çok özen gösteriyorum. Herkesin belki canı sıkkın olabilir ama onu nasıl düzeltebiliriz'e yoğunlaşıyoruz. Hastalara çok yansıtmamak bence çok önemli. Çünkü o insanların da kendince sorunları var. Elbette. Dolayısıyla bizim eczanemiz güzel, büyük bir eczane. Denizli şartlarında çok bence, hatta Türkiye şartlarında bence çok iyi bir eczaneyiz. Ben anne ve babam da eczacı olduğu için bu konuda çok şanslıyım. Öyle. İletişim çok önemli Evet, bu iletişim anlamda. önemli. İşini sevmek, mesleğini sevmek çok önemli. Çok güzel bir konuya değindiniz aslında. Kimi aileler, anne babalar çocuklarını işte şunu oku, bak falanca şunu kazanmış sen de oku. Ay olur mesleği seçsen ne yapacaksın? Ne gerek var? Ne olacak ki o mesleği Evet. seçsen? Devamlı böyle bir yönlendirme var. Aslında şöyle bir şey de var. Tam yeri de gelmişken söyleyeyim. Ben de tıp fakültesini kazanıp zorla eczacılık yazanlardan biriyim Öyle mi? aslında. Evet. Aa. Ama şöyle ki ben çok şanslıydım. Yani başarılı bir öğrenciydim, çok çalıştım gerçekten. Ben elimi neye attıysam, dediğiniz gibi ne yapacaksam en iyisi ben olacağım aslında azmiyle yaptım. Kendime en başta çok güvendim. Bence en önemli şeylerden biri bu. Kendinize güvenmek çok önemli. Umutsuzluğa kapılmamak çok önemli. Yani başaramayabilirsiniz. Bu dünyanın sonu değil. Her şeyi başarmak zorunda değiliz. Ama tabii elinizden gelen şeyi yapmak, güvenmek ya da en azından belki çabalamak bence çok önemliydi. Ben tıp fakültesini kazandım. İyi de bir tıp fakültesini kazandım ama
anne baba eczacı olduğu için eczacılık fakültesinde olmam yönünde biraz baskı vardı açıkçası. Zorla eczacı oldum. Hacettepe eczacılığı bir numarama yazıp zorla eczacı olanlardan biriyim. Bu kaçta diye böyle ben. Ama şu an şunu söyleyebilirim. Zamanında çok üzüldüm. Hacettepe eczacılığı kazanmak çok kolay bir şey değildir. Her yiğidin harcı değildir. Ben okulu kazanıp bırakmayı çok düşündüm. Tıp fakültesine gideyim diye. Daha sonra olayın dışından baktığımda, yani ben Seda olarak değil de dış bir gözle baktığımda, ya dedim ki ben ne yapıyorum? Hani birçok kişi benim yerimde olmak ister. Ben o konuda çok şanslıyım. Anne baba eczacı olduğu için bizim hali hazırda iki eczanemiz vardı. Hı hı. Bana ekibiyle, müşterisiyle, eğitimiyle, hazır, her şeyiyle hazır, anahtar teslim bir eczane imkanı verdiler. Hı hı. Dolayısıyla ben akademisyenlik de düşünüyordum o dönemde. Dedim ki ben eczacılıkta akademisyenlik yaparım. Benim için fark etmez. Daha sonra Hacettepe eczacılığı bitirip yüksek lisans yapmadan direkt doktoraya başladım. Hı hı. Akademisyenlik yönünde ilerlerken bir yandan tabii eczane çanları buradan çalıyor. Anahtar teslim eczane bekliyor. Hadi dedim hani hayatta her şeyi belki her zaman zoru başarmak kıymetli değildir. Hani belki hazır bir şey varsa, benim de tekamülüm o yönde gidiyorsa, anne babadan gelen bir şey var. Bana dedim eczacılık yakışır. Sonra serbest eczacılık yapmaya başladım. Akademiye yine devam ediyorum. Yani akademisyen olarak değil ama ünvan olarak doktor eczacı olmak yönünde ilerliyorum. Ama şeyi söyleyeyim, hani her çocuk benim kadar zorla yaptığı mesleği sevmeyebilir. Hani bana güzel imkanlar sunuldu. Anne baba zorla yaptı beni eczacı ama bana onun karşılığını yani fazlasıyla verdiler. Ama her anne baba bunu sunamayabilir. Herkesin imkanı farklıdır çünkü. Ya da her çocuk benim kadar o bulduğuyla yetinmeyebilir ya da ya keşke eczacı olmasaydım diyebilir. Dolayısıyla biraz sanki kişinin tercihine bırakmak da önemli. Diğer taraftan baktığınızda 18 yaşına karar veriyorsunuz mesleğinize. Çok küçük bir yaş. Ne olduğunu çok fazla idrak edemiyoruz aslında. Yani çok genç bir yaş aslında. Şu an bile çok her şey için belki doğru. Çok genç. Yani hı-hı, ileride çok daha farklı düşünebilirim. Ama bir yerde de onların tercihine bırakmak da gerekiyor. Doğru. Ama gönül gözünüz o kadar güzel ki. Teşekkür ederim. Çok bunu sağ olun. Fark edebilmek, hı-hı, bunu görebilmek çok başka. Evet, yetiştirme tarzı çok önemli. Evet, anne babaya elbette ki çocuklar benzeyecektir, karakter olacaktır. Bizim de %50'de bir kendimize has, Allah tarafından gelen de bir karakterimiz illaki de vardır. Bizler harmanlayabiliriz elbette ki. Ama o gönül gözünü görmek de kolay olmuyor. Hı-hı. Gerçekten onu görebilmeniz çok başka. Ben çok acabaları, keşkeleri hiç dönmeyi sevmem ama doktoru diyelim, doktorluk olsaydı bölümünüz var mıydı aklınızda? Yani estetik ya da göz düşünüyordum. Aklımda o vardı. Şu an dönüp ama baktığımda keşke dediğim hiçbir şey yok. Hala çok görüştüğüm, sevdiğim arkadaşlarımdan mesela birçok kişi doktor oldu. Onlar mesela şu an ya keşke eczacı olsaydım diyen çok fazla kişi var. Yani hatta en büyük yanlışım doktor olmak diyen çok fazla kişi var. Çünkü onların da yükü çok ağır, çok zor çok. Bir meslek. Yani bu hayata bir kere geliyoruz. Ne iş yaptığınızdan ziyade bence mutlu olmanız dediğiniz gibi en önemli şeylerden önemli. Biri. Annemin bana çok sık söylediği bir şey var. Ne iş yaparsan yap, çöpçü de olsan o çöpleri, o yerleri öyle bir süpür ki burayı senin süpürdüğünü anlasınlar der. Ben hep bu yolda ilerledim. Ne iş yapıyorsam önce mutlu muyum diye sorgulayıp daha sonra evet yapabiliyor muyum, yapamıyorsam neden yapamıyorum, daha iyi nasıl yapabilirim mi sorguladım. Hı hı. Bu yönde hani herkesin şansı olmayabilir ailesi yönünden ya da imkanları yönünden ama herkes imkanları dahilinde yaşayabilir ya da imkanlarını zorlayıp daha yeni olanaklar yaratabilirler kendilerine. Biraz da kişiye de bağlı. Kesinlikle. Bence bu durum. Azimle, başarıyla. Başarıyla hepsi yani şu anki benim yaşıtlarımda birazcık daha şu var. Hani olursa olur, olmazsa olmaz var. Çok ama, rahatlık var değil mi? Evet, ben de maalesef öyle görüyorum ama yani okumuyorlar hiçbir şey, hiç okumadı. Yani çok kitap okuyan çok fazla insan görmüyorum. Kitap okumak bence çok önemli. Umut çok önemli. Yani hayata umutlu durmak, ne olursa olsun hayata sarılmak, tutunmak çok önemli. Hepimizin hayatında olumsuz şeyler oluyor, İlla olabiliyor. Ki. Her zaman olacak. Yani hayır ve şer Allah'tan geliyor. Bunu bilerek o olumsuzluğu da kabullenmek önemli bence. Onun dışında ne yapılabilir? Gençlere neler söylemek istersiniz? Gençler çok, çok okusunlar. Güzel. Çok okusunlar bence. Yani pes etmesinler, çalışsınlar. Hayatta hiçbir şey kolay olmuyor.
her şey için yani ne kadar emek verirseniz o kadar ekmek derler ya, çok okumak lazım, imkanları zorlamak lazım. Yabancı dil çok önemli. Türkiye'de kimse İngilizce bilmiyor. Yani herkes üniversite mezunu, evet herkes yüksek lisans yapmış ama İngilizce bilen insan yok sokakta. Benim eczanede çok fazla aslan var yabancı uyruklu. Beni nasıl buluyorlar eczanede inanın bilmiyorum. Yani çok mutluyum bundan dolayı çünkü çok fazla yabancı müşterim var, çok fazla yabancı danışanım, hastam var. Artık o kadar bana ilaç dışında da geliyorlar ki arkadaşlarım oldular. Bana bir tanesinin söylediği bir şey vardı, hiç unutmuyorum. Dedi ki zaten bırakın İngilizce konuşmayı, dümdük ne demek dedi. Hani şuraya gideceğim, nasıl gideceğim diyormuş, dümdük diyorlar. İnanılır, dümdüzü. Hani evet dedim, bırakın İngilizce, Türkçe konuşamıyoruz memlekette. Doğru. Yani çok üzücü. Keşke hiç olmazsa en azından İngilizceyi bilsek, anlasak, insanlara yardımcı olsak bence çok daha kıymetli olur. Mesela şeyi hiç unutmuyorum, ben bir gün Almanya'dayken, ben burada çok ülke gezdim. En aklımda kalan ve en sempati duyduğum ülkeler hep şey oldu. Hani siz bir yer arıyorsunuz ve siz yardım istemeden bile insanlar size gelip yardımcı olayım mı, ne istersiniz diyen insanlar var. O kadar yardımsever, sempatik ülkeler. Yani bizde maalesef birazcık daha şey, yani çabalasak bile, belki yardımcı olmak istesek bile İngilizcelerimiz yeterli gelmiyor. Bunun üzerine bence yeni nesillerin daha fazla özen göstermesi lazım. Küçük yaşta başlayabilirler bu tarz şeylere. Ben çok fazla oyun oynamadım, çok çizgi film seyretmedim. Hani o dönem belki benim için şeydi ya, anne herkes çizgi film izliyor, ya baba biz niye kursa gidiyoruz oldum. Ama şu an dönüp baktığımda yani çok mutluyum. Bana bir şey katmazdı çizgi film ya da sokakta seksek oynamak. Onları da yaptık tabii ama bütün gün sokakta ben top oynamadım. Yani eğitimlere, kurslara çok önem verdik. Bu ailem sayesinde oldu. En azından aileler bu konularda daha bilinçli olursa önümüzdeki nesillerin daha iyi olacağına inanıyorum. Daha kaliteli nesillerin yetişeceğine inanıyorum. Yönlendirmek çok önemli. Bence kaliteli de. Bir şekilde yönlendirebilmek, eğitimi en güzel şekilde aldırabiliyorsak evet. Verebilmek. Onun dışında dediğiniz gibi hani olmuyorsa, ortam şartlar el vermiyorsa da olabildiğince kendini geliştirerek. Evet, kesinlikle katılıyorum. Şimdi çok daha şanslılar yani. Çok değil, benim lise zamanında da bile dönem ödevlerimde kütüphanelerden giderdik. Hı hı. O zaman internet böyle değildi zaten. Bu kadar ulaşım da kolay değildi. A desen hemen arkasından gerisi geliyor bugün bir tıkla. Evet, o zaman kütüphanelere koşturduk. Ansiklopediler vardı, kitaplar vardı. Kokularını bilirdik, araştırırdık. Gazete kokusunu sorsak şu an bilen var mı acaba? O bile artık kalmadı. Hadi çeksiniz, şimdi teknoloji gelişiyor bir yandan. Kullanıyoruz hemen hemen birçok şeyini. Evet, bir şeyleri de kaybediyoruz. Maneviyatı da çok fazla kaybeder olduk. Özel günlerde aloya bile artık bırakın, otomatik mesajlarla geçiştiriyoruz. Onu bile bazen yapmıyoruz, çok görebiliyoruz. Bir şeyler gelişiyor, biz onlara ayak uyduruyoruz. Bizler aslında her şeyi yapıyoruz. Yani doğayı biz bozuyoruz, doğa bizden sonra intikamını alıyor. Yine bizde bitiyor her şey, biz yapıyoruz. Çok daha kolaya kaçıyoruz sanırım. O yüzden okumak da o kadar kıymetli, değerli olmamaya başladı. Hani... Ben size bir şey söyleyeyim. Lafınızı kesiyorum. Kusura bakmayın. Ben İtalya'da yaşadığım periyotta farmakoloji dersini İtalyanca geçtim. Hı-hı. Ve inanın bana hoca notları vermedi. Şöyle, hoca kimseye notları vermiyordu. Bizde hani var olan notların üzerinde çalışmak bile yok. Var olan notları ezberlemek bile yok bizim öğrencilerde. Ben Türk asıllı olmama rağmen İtalyanca sözlü dinleyip not aldığım kadarıyla o sınavlara girdim ve hocaya danıştığımda, hocam ben tam olarak not alamıyorum. Çünkü mesela hoca bana bardak diyor, ben var olan İngilizcemle ilk gittiğim zaman da kalem anlıyorum. Yani tabii. Düşünün ve siz farmakoloji sınavına gireceksiniz. İtalya'ya ilk gittiğim zamanlardı ki ben burada belki 6 aya yakın İtalyanca kurs aldım. Yani bu olmayacak böyle dedim. Hocaya gittim, hocam ben anlamıyorum işte, notlarım çok karışık falan, fotokopi çektiriyorum böyle birkaç öğrenciden ki notlar da o kadar, insanlar da o kadar bencil, bir de ben not tutamadım, veremedim diyorlar. Hoca dedi ki bana ansiklopedi seçelim seninle birlikte. İnanır mısınız, biz hocayla birlikte kütüphaneye gidip 4 tane ansiklopedi seçtik bana. Hı hı. Ve sınavıma 3 ay var. Ben İngilizce 4 tane, İtalyanca 4 tane ansiklopediden farmakoloji çalışıp o sınavı geçtim. Hani her zaman her şey kolay olmuyor. Biraz size bağlı. Benim diğer giden arkadaşlarım, birlikte gittiğimiz arkadaşlarım ben bu sınavı geçemem deyip çalışmadılar bile. Ama bazen işte azimli olmak, kendinize güvenmek, en azından çabalamak çok önemliydi. Bence insanların yapmadığı şey bu. Çok kolay pes ediyoruz belki.
her zaman evet gücümüz olmayabilir içimizde ama bazen de çabalamak gerekiyor. Biz artık olursa olur olmazsa olmazın. Evet, peşine düşmüşüz. Peşine düşmüşüz. Bu kadar kolay söylüyoruz. Bir yandan da başkaları başardı. Aa, nasıl yapıyor deyip empatiyi kötü gözle bakıyorlar. Ama o da emek verdi. Evet. Sen de verseydin belki sen ondan daha başarılı olacaktın. Aynen öyle. Kesinlikle yani, katılıyorum. Keşke sen de hani bende, onda var bende niye yoktan ziyade ben de yapabilirim. Sağlığın sıhhatin varken dünyayı vallahi tekrardan baştan yaratabilirsin tabiri caizse. Hani evet. Her şeyi yapabilirsin. Dünyayı değiştirmek istiyorsan önce kendini değiştir diyorlar ya zaten. Aslında orada başlıyor. Aynı dünyada kimileri cehennemi yaşarken kimileri cenneti yaşıyor. Bu demek oluyor ki bize bağlı biraz da bazı şeyler. Aynen öyle. Tabii ki de bir kader çizgimiz illaki var. Bir şeyleri seçemiyoruz diyoruz her zaman dile getirdiğimiz gibi. Olanı da iyi şekilde değerlendirmek, yönlendirebilmek yine bizim elimizde oluyor. Seda Hanım'ın yaptığı birçok şey gibi. Yani daha da bir de halk oyunları da var. Evet, halk oyunları var, tango var, salsa var. Tango benim için çok önemli mesela, salsa da öyle. Keşke olsa diğerlerini de öğrensem de sırayla önce bir var olanları iyi bir noktaya getirdikten sonra inşallah diğerlerini de öğreniriz. Daha çok vaktimiz var. Elbette ki daha birçok şeyler vardır. Bir de güzellik. Biraz onlardan bahsedelim mi? Güzellik. Güzellik uzmanlığı estetisyen. Evet. Ben o tarz ürünlerin açıkçası eczanelerden satılması, eczanelerden alınmasından yanayım. Çünkü bu tarz eğitimleri açıkçası eczacılar alıyor. Doktorlarımız, tabii ki doktorlarımız, estetik doktorlarımız ayrı. Onlar çok farklı, dermatologlar falan ama yani doktor ve eczacı kanalı dışından bu tarz ürünlere ben kendim için alsam yani güvenmem. Çünkü aldığınız kişi kim? Yani bunu hangi sıfatla size satıyor ya da öneriyor? Yani bu ürün hakkında bilgisi ne kadar? Biz 5 yıl boyunca sadece bu işte ilaçlar nasıl etkileşir, nasıl üretilir değil. Aynı zamanda bunların piyasadaki geri dönüşleriyle ilgili her şeyle ilgili eğitim alıyoruz. Mesela bitkilerle ilgili eğitim alan sadece eczacılar var. Ve yani bitkinin toplanma zamanı, neresinin kullanıldığı, ne kadar süre suyun içinde kaldığı, ne kadar sürede kullanıldığı, bunların hepsi aslında etkisini, dozunu değiştiriyor. Dolayısıyla ilaçla zehir arasındaki tek fark doz. Doğru. Ve biz bunları bile bile bitkisel ürünleri, güzellik ürünlerini, dermatolojik ürünleri, makyaj ürünlerini, saç ürünlerini, aklınıza gelebilen bütün ürünleri bence bir eczacı danışmanlığında kullanmanız çok önemli. Çünkü organik demek, bitkisel demek değil her zaman ya da tam tersi de geçerli. Doğru bir kavram değil. Yani bu noktada bence seçici olmak çok önemli. Onun dışında siz mesela terziyle ilgili bir işiniz varsa da siz bunu götürüp ayakkabıcıya yaptırmazsınız. Terzi ise o işi bilen ona götürürsünüz. Burada da bitki ise, ilaçsa, kozmetikse, dermokozmetikse, makyajsa ya da kişisel bakım ürünleri, insan sağlığı ürünleri ise söz konusu olan kesinlikle eczanelerin kullanılması gerektiğini, eczacılara güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eczanelerde o zaman neler olması gerekiyor, neler olmaması gerekiyor sizce? Eczanede açıkçası aklınıza gelebilen her şey olabilir bence. Sağlık kategorisine giren her şey bulunabilir. Bizler zaten insanlara hizmet etmek için orada varız. Yani eczacılık raftan ilacı alıp vermek değil. Hastanın o ilacı doğru kullandığından, doğru zamanda kullandığından, doğru yolla kullandığından emin olmanız gerekiyor. Maalesef ki krem formatındaki ürünleri inanın yutan insanlar biliyorum. Hani böyle tüpte şekerlemeler oluyor ya. Yani bize bunlarda okullarda çok anlatıldı bu tarz durumlar. Kremi sürmeniz gerektiğini hasta ne kadar bilse de herkesin eğitim seviyesi, kültür seviyesi, bilgi seviyesi aynı değil. Bu nedenle ben hastam biliyorum dese dahi izin verin ben size anlatayım bir dakikanızı alır deyip hemen anlatıyorum. Kremse krem, işte tabletse tablet ya da mesela kontrollü salım sağlayan tabletler var. Günde bir kez alıyorsunuz. Normalde 3 doz alınması gerekirken tek bir dozla yeterli oluyor. Onu kırarsanız etkinliği kayboluyor. Bu tarz bilgileriniz mesela eczacınızın size sormasanız dahi anlatması lazım. Doğru söylüyorsunuz. Ki bütün eczacılarımız bunu sizlere anlatmaya hazır. İşte herkes sizin gibi olmayabiliyor. Yani sizler gibi elbette ki de vardır. İşini çok iyi yapan, layıkıyla yapan. Ya da hani siz belki iyisinizdir ama siz de bir yere kadar yetişebilirsiniz. Sizin yanınızdaki çalışanlarınız en az sizler kadar aslında bu kadar hassas
bir ince düşünmesi gerekiyor. Tabii. Zaten hiçbir başarı tek başınıza olmaz. Hı-hı. Başarı ekip işidir. Ekibiniz kadar varsınızdır siz. Ekibinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, ne hale getirirseniz onu göreceksiniz. Ben şanslıyım, ekibim iyi. Ne kadar güzel. Hepimiz işimizi sevdiğimiz için, güler yüzlü olduğumuz için başarıyı yakalıyoruz diye düşünüyorum. Ve siz hakikaten çalışanlarınızı da biliyorum ben annenizden dolayı. Çok uzun zamanlar yanınızda bir fiil çalışan. Yani aslında bir yerden sonra o samimiyet de yakalanıyor. Evet, iletişim, aile olmak. Aile olmak kısacası çok önemli. Katılıyorum. Zaten şöyle, nerede çalışırsanız çalışın, ailenizden, eşinizden, çocuğunuzdan çok iş yeri arkadaşlarınızı görüyorsunuz. İş yerinde vakit geçiriyorsunuz. Dolayısıyla iş yerinde bir aile olmak, sevgiyi, saygıyı yitirmemek. Hani belki sevgi her zaman herkes arasında mümkün olmayabiliyor ama saygıyı yitirmemek bence çok önemli. Sevdiğiniz zaman tabii ki çok daha keyifli olur. Ben ekibimi dediğim gibi şanslıyım, seviyorum. Birbirimizi sayıyoruz. Biz arkadaş gibiyiz. Hani o alt üst ilişkisini kaybetmemek bence o da değerli, kıymetli. Hı hı. Çünkü bir yerde ailesiniz ama bir yerde de hani o alt üst ilişkisini korumak kıymetlidir, ne iş yaparsanız hı hı. yapın. Hı hı. Her şeyden önemlisi aile olabilmek. İş bitse bile görüşebilmek, birbirinizin yüzüne bakabilmek, konuşabilmek bence çok kıymetli ne iş yaparsanız Kesinlikle. Yapın. Sadece iş hayatı için değil bu, sosyal hayatta da böyle. Önemli olan şey saygıyı yitirmemek. Ve o atmosferde aslında mutlu bir şekilde ilerletebilmek çok önemli. Çünkü bulunduğunuz ortam belli bir ortam. İster istemez saygıyla birlikte o size olan sevgi de çok çok önemli evet, olabiliyor. Gelen size danışanlarınızda yanınızdaki çalışanın bir mutluluk ifadesi çok başka bir şey. İletişim çok güzel bir şey. O kuvveti, enerjiyi verebilmek çok hoş. Gülümseyebilmek. Nasılsınız evet. diyebilmek o kadar önemli ki ama şimdi öyle bir zaman aldı ki biri nasılsınız dese, günaydın dese niye şimdi bana bir şey dedi, niye günaydın? Artık o değerlerimizi bile ister istemez kaybeder olduk. Hani evet. altında bir şey arıyoruz sanki. Doğru söylüyorsunuz. Abi çok önemli yani sizler o aslında sıcaklığı alıyorsunuzdur. Sağınızda, solunuzda, çevrenizdeki aslında çalışanlardan, dükkanlardakilerden aslında samimiyet alıyorsunuzdur. Bir günaydın, işte hayırlı işler demek bile. Artık çok aranır hal aldı gerçekten. Çok Doğru önemli. Komşuluk değerleri aslında bunlar bir nevi. Evet, kesinlikle katılıyorum. Ne iş olursa olsun o çok kıymetli bir şey. Ben bazen hastalardan şey istiyorum. Mesela 5-6 kişiyiz, kalabalığız diyelim ki o an ekip olarak. Orada biri hoş geldiniz diyor. Burada ben hoş geldiniz diyorum. En son başka bir arkadaş hoş geldiniz diyor. Ya tamam arkadaş, hoş bulduk diyor bazen hastalar. Biz böyle bir hepimiz sessiz alıyoruz. İnsanlar tabii gergin, hasta olabilir. Ya da mesela çay soruyoruz. Arka arkaya ben duymamışım, bir daha çay soruyorum. Sonra mesela görevli çalışan yemek sorumlusu geliyor, çay alır mısınız diyor. Çay istemiyoruz arkadaş, istemiyoruz diye. Şimdi sorulsa bir dert, gönder bir dert. Tabii insanlar zaman zaman gerilebiliyorlar. Elbette ki hepimizin anı bir anı uymayabilir. Uymayabiliyor, anlayışlı oluyoruz. Aynen öyle, sıkıntılar bir şekilde yani bir şey bitip başka bir alanda başlayabiliyor. Hı-hı. Her şey bizler için elbette, yeter ki o saygıyı. Elbette ki de yitirmeyelim. Evet, çok da güzel anlattınız, çok da güzel özetlediniz ama buradan neler söylemek istersiniz? Bu mesleği buradan yapmak isteyenlere, sizin gibi böyle kararsız kalan gençlerimize ve bu kadar on parmağında on marifet olup ya ben de yapmak istemem ama zamanım yok. Ya Seda nasıl yapıyorsunuz diyenlere neler söylemek istersiniz? Şimdi zaman konusunda bence en önemlisi önem vermeniz aslında. Yani ne kadar sıkışık olursanız olun zaman yaratmak sizin elinizde. Bence en kıymetli olan şey bu. Öncelik verdiğiniz şeylere zaman ayırabiliyorsunuz. Benim için iş çok önemli, aile çok önemli, sağlık tabii ki her şeyden önemli. Hı-hı. Ama burada hani sanatla, sosyal şeylerle uğraşmak eğer sizin için kıymetliyse ona bir şekilde zaman ayırıyorsunuz. Bu 5 saat olur, 1 saat olur. Burada ben yaşıtlarıma, benden daha genç olanlara şunu söyleyebilirim. Bence okumayı ne olursa olsun, ne dilde olursa olsun bırakmayın. Kendinize yatırım yapmanız çok önemli. Hı hı. Yaşınız kaç olursa olsun. Ben 60-65 yaşlarında eczacı bir meslektaş ablamın tıp fakültesini bitirdiğini biliyorum. 60-65 yaşlarında. Bu sizin istemenizle ilgili aslında hayatta sadece. Azmetmenizle. Aynen, azmetmenizle ilgili. Dediğim gibi başarılı olamayabilirsiniz. Umutsuzluğa kapılmamak lazım ama başaramadıysanız canınız sağ olsun deyip yolunuza zaman, devam o edebilmek zaman de gerekiyor. Demek. Evet. Sonrasında belki çok daha güzel kapı açılacaktır. O anda olsa
daha farklı belki sonuçlar olacaktır. Hani bu pembe gözlüğü takmak, polyancık oynamak değil ama değil. Bir şekilde o anda gardını alıp yılmadan devam etmek gerekir. Ya o bardağın boş dolu tarafını görmekle ilgili. Kesinlikle. Bazen boş tarafını görüyoruz hepimiz. Benim de gördüğüm zamanlar oluyor. Ya tamam bir de bu taraftan bakalım deyip diğer tarafını da görebilmek bence kıymetli. Herkes imkanları dahilinde yapabildiğinin en iyisini yaparsa, en önemlisi mutlu olduğu şeyi yaparsa bence hayat hepimiz için çok daha güzel olur. Herkes bir ikizler burcu olsun efendim diyerek gerçekten yani. Enerjik olsun. Enerjik olsun. Bizler gibi olsun. Seda Hanım gibi olsun inşallah. Sizin gibi olsun. Çok efendim. Teşekkür ediyorum. O güzel gönlünüze, yüreğinize sağlık. Biliyorum gönlünüz çok açık. Çok teşekkür ediyorum. Bizler burada ekip olarak annenizi biliyoruz. Mukaddes Hanım'ı. Program başında dile gelir Mukaddes Başdili. Bizim programımızlar, yayınımızlara elbette ki katılıyor. Değerli konukları ağırlıyor. Bugün de bizler kızını ağırladık. Ben en azından çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Hep duyuyorduk. Başarılarını, çalışmalarını çok güzel yetiştirmiş ailen seni. Teşekkür gerçekten ediyorum. İnşallah sen de bundan sonraki gençlere gerçekten de örnek olacağını biliyorum. Yolun açık olsun. Işığın bol olsun Sedacığım. Çok teşekkür ederim. Nice güzel başarılı imza at. İsmini görelim, imzanı görelim. Sizler de burada ağırlamaktan büyük bir onur duyarız. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur da sizin yanınızda olmak. Teşekkür çok ederim. Çok mersi. Kolaylıklar diliyorum bir teşekkür kez daha. Teşekkür ederim. Her zaman dediğiniz gibi efendim işi bilen kısmında da bugün çok ama çok değerli bir konuğumuz vardı. Kendisi elbette ki çok dile getirmiyorum ama 10 parmağında 10 marifet var. Eminim ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda bunun çok daha fazlasını kat ve kat göreceğiz. O zaman da büyük bir keyifle dile getirmiş olacağız. İşi bilen kısmında Seda Başdili vardı efendim. Bir sonraki de işi bilen kısmında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.